Kalibrasyon nedir? Ayardan farkı nedir? Bu konuları konuşacağız. Bu devamı olan bir webinar şeklinde planladık. İkinci safhada kalibrasyonunu nasıl değerlendirmesini yapacağız. Ardından da spesifik olarak mean weight dediğimiz özellikle terazi kalibrasyonlarından sonra değerlendirme tarafıyla ilgili bir webinarimiz olacak. Kısaca ben kendimi de öncelikle tanıtayım. Özgür Çökeyek, yaklaşık 10 yıldan beri Metertoyda firmasında servis müdürü olarak çalışmaktayım. Ağırlıklı olarak terazi, pipet ve kütle üzerine yoğunlaşmış bulunmaktayım. Artı Türk Ak'ta da denetçilik yapmaktayım. Sunumumuza başlarsak, öncelikle ağırlıklı olarak terazi üzerine gideceksek, terazi nereden geliyor? Günümüzde nasıl ulaştı? Bunları incelediğimizde ilk olarak Mısır'da hiyerogliflerde görmekteyiz. İnsanın cennete mi cehenneme mi veya iyi mi kötü mü olduğunu değerlendirilen hiyerogliflerde terazi bulunmakta. Ardından 1400'lü 1500 15. yüzyılda Leonardo da Vinci'nin bir terazi ölçeğini görüyoruz. Fakat bu ölçek yaklaşık 300 yıl sonra kullanılmaya başladı. Ne zaman? Newton'un başına bir elma düştüğü zaman. Newton yer çekimi kanunuyla teraziyi günümüzde kullandığımız sisteme getirdi. Metler buraya nereden giriş yaptı? Metler 1945 yılında Arnold Metler tarafından ilk tek kefeli terazinin oluşmasıyla birlikte, icadı ile birlikte günümüzde kullandığımız evlerimizde tutun da markette ve laboratuvarlarımızda üretimde kullandığımız tek kefeli teraziler günümüze kadar gelmiş bulunmakta. Günümüzde 1945'ten bu zamana kadar terazilere baktığımız zaman 1945'te ilk tek kefeli teraziyi görüyoruz. Ardından 1970'te elektronik terazi ilk defa ortaya çıkıyor. 1992'de 51 milyon adım dediğimiz ultra mikro terazi ortaya çıkıyor. 2012'de her türlü hava şartına karşı çalışabilen terazi üretimi yapılıyor ve günümüzde de artık data integrity dediğimiz veya verilerimizi daha güvenli bir şekilde saklayabildiğimiz teraziler mevcut. Terazileri veya ölçü aletlerini nerelerde kullanıyoruz? Eğer bir üretim yapan bir fabrikayı düşünürsek, ham maddenin girişinden başlayaraktan ardından Ar-Ge laboratuvarında, ürünümüzün kalite kontrol laboratuvarında, kalitesini test ettiğimiz yerde, üretim alanlarında, paketlemede, en son artık son kullanıcıya gittiği bölgede her yerde ölçü aletlerini mutlaka kullanıyoruz. Özellikle terazileri incelediğimizde GMP, GLP, ISO bu tarz standartlar bize belirli şartlar sunuyorlar. Bu şartlara uygunluğunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu uygunluk bize neyi sağlıyor? Mükemmel şekilde ürün üretmek istiyoruz. Bunun için bir uyumluluk gerekiyor. Bunlar standartlarda mevcut. Standartlar bize tasarruf etmemizi, çabalarımızı azaltmamızı istiyor. Yani fazla iş yükümüzü minimize etmemizi istiyor. Ve bunlarla birlikte bu uyumluluğu sağlamak için çabalar sarf ediyoruz, denetlemeler geçiriyoruz. Fakat bizim sonucumuzda neyi sağlıyoruz? Mükemmel ürün üretmeyi. Mükemmel ürün üretmek için standartlara bağlı olmak lazım. Standartlar da bize en basitten söylenildiği gibi söylediğini yap, yaptığını da kanıtla veya söylediğini kanıtla şeklinde bir ibaresi var. Bunu her yerde görüyoruz, denetlemelerde. Evet, bir test yapıyorsak bu testi bir prosedüre dayandırmamız lazım.
ve testi yaptıktan sonra testin de kanıtlarını sunmamız gerekiyor. Burada iyi ürün üretebilmek için veya iyi bir laboratuvar uygulaması yapmak için 3 ana şarta ihtiyacımız var. Birinci şartımız iyi personel, iyi çalışanlara sahip olmamız lazım. Bu çalışanların eğitimlerinin mükemmel seviyede olması lazım. Bilinçli bir kullanıcı, bilinçli bir çalışana ihtiyacımız var. Ardından ekipmana ihtiyacımız var. Bu ekipman bizim hassasiyetimize uygun bir ekipman olması lazım. Yani çok hassas ekipmanla da çalışmamamız gerekiyor. Az hassasiyetteki ekipmanla bizim ürünümüzü ve laboratuvarımıza uygun hassasiyette bir ekipmanla çalışmamız lazım. Ardından da belirli bir prosese sahip olmamız lazım. Bu proses bizim iş yapış şeklimizi belirleyen bir zincire sahip olması gerekiyor. Ve ardından iyi bir ürün üretebiliyoruz veya iyi testler sonuçlarını alabiliyoruz. Evet, standart, standart, standart dedik. Hangi standartlar var? ISO 9001 ilk başta, ardından GLP, GMP, spesifik olarak HAC'tan bahsedebiliriz. Good Safety Initiative var. Ardından BRC standartı. Biraz daha özelleşirsek USP standartları, farmakopyalar, ilaca yönelik olan standartlar. Çok fazla standart var. Bu standartlar kalibrasyon adına neler söylüyorlar? Baktığımız zaman örnek ISO 9001 ile ilgileniyorsak ISO 9001'de İngilizce metninde measuring equipment shall be calibrated or verified and specific interval. Yani belirli aralıklarla kalibrasyonunu yap veya ve doğrulamasını yap. Aynı şekilde CFR veya GMP dediğimiz tarafta ise belirli aralıklarla kalibrasyon yap, check et ve bunları bir prosedüre bağla. BRC'de aynı şekilde shall be calibrated. USP dediğimiz farma tarafında da kalibrasyonun yapılmasını istiyor. Her yerde baktığımız zaman kalibrasyon, kalibrasyon. Bu kalibrasyonu ne olduğunu açıklamamız gerekiyor. Öncelikle biraz kafamızı karıştıracağız. Hassasiyetle okunabilirlikten gideceğim. Ardından kalibrasyona gireceğim. Hassasiyet okunabilirlik midir? Bir ölçü aletimiz var. Şu anda teraziyi görüyoruz. Burada biz 4 gramlık bir tartım yapacağız. %1 doğrulukla. Bu terazi 1 gram okunabilirliğe sahip. Benim için uygun mudur? Yani o zaman 4 gramlık bir tartım aldığında %1 doğruluk neyi belirliyor? 4 gram artı eksi 0,04 gramlık bir tartım almamı istiyor. Bu terazi uygun mudur, değil midir? Veya kullandığımız ekipman bunun için yeterli midir? Buna bakmamız lazım. Size burada küçük bir soru, bir anket tarzı bir şey yapmak istiyorum. 3 tane terazi görüyoruz. Bu 3 terazide sizce en hassas olan hangisidir? Eğer yanıtlamak isterseniz direkt anketi cevaplayabilirsiniz. Gözüktüğü gibi 0,1 gram, 0,01 gramlık bir terazi, ardından 2 haneli 0,01 gram hassasiyetli ve üçüncü de 0,001. Herkes direkt şunu söyleyebilir. Evet, en hassas 3 dijitli olan terazi. Sizce de öyle midir? Yoksa buradaki gösterge bize hiç önemli değil midir? Ben de aynı şeyi cevaplardım. Ağırlıklı olarak gözükmekte C gibi gözüküyor. Bakalım. Okunabilirlik hassasiyette aynı mı? Bunu inceleyeceğiz öncelikle. Yine aynı şekilde iki tane bir durum var. Bir A takometresi. Baktığımız zaman onar hassasiyeti. Bir tane de B takometremiz var. İkişer hassasiyeti. Burada herkesin cevabı şu olacağına eminim. Evet, A takometresi daha kaba. B takometresi daha hassas. Çünkü
daha fazla çözünürlüğe sahip. Burada size bir video izletmek istiyorum. Eğer iki hassasiyetli olan terazimizin takometresi şu şekilde hareket ediyor olsaydı, devamlı 80 ile 90 arasında sürekli yanıp sönüyor. Diğer tarafta ise 10 hassasiyetli terazimiz ise bu şekilde gözüktüğü gibi sabit durursaydı. Sizce hangisi daha hassas derdik? Tabii ki devamlı değişken olan bir ölçü aletini kimse hassasiyetinden bahsedemez. Sabit bir değeri devamlı göstermesi istenir. Bu durumda A takometresi daha hassastır. Çünkü tekrarlanabilirliği B'den daha iyidir. O zaman çözünürlük bize hassasiyeti sağlar mı? Çözünürlük arkadaşlar hassasiyet manasına gelmez. Eğer bir ölçü aleti alacaksak öncelikle bakmamız gereken şey bizim bu terazideki çözünürlük değildir. Terazinin okunabilirliği veya ölçü aletinin okunabilirliği bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan bu ölçü aletinin sensörünün hassasiyeti. Gösterge neden önemli değil? Artık teknolojinin en uç noktalarında yaşıyoruz belki de. Bütün üretici firmalar ürettikleri ölçü aletlerini, çözünürlüklerini istedikleri seviyeye getirebilirler. İsterlerse bütün hepsini, örnek veriyorum, teraziden yana gideceğiz. 5 haneli yapabilir. Bütün teraziler. Fakat bu az önceki slayttaki gibi doğru değeri her zaman göstermez. Bundan dolayı hassasiyeti kötüdür. Hassasiyet için sensör önemlidir. Sensörün doğruluğu veya hassasiyeti her zaman bizim için en önemli olur. O zaman ben kataloğa baktığımda onu nereden göreceğim? Veya elimdeki cihazın hassasiyetini nasıl belirleyeceğim? Burada işte kalibrasyon devreye giriyor. Kalibrasyonuna bakmamız lazım. Cihazın kalibrasyonu ne kadar, kalibrasyon sonucunda çıkan değerler ne kadar iyiyse bizim için hassasiyet o nebze iyi olacaktır. Kalibrasyon sonucunda çıkan değer neyi ifade eder? Ölçüm belirsizliği. Ve o ölçüm belirsizliği de cihazın hassasiyetini sağlayacaktır. Evet, hassasiyette biraz daha değindiğimiz zaman hassasiyet aslında iki farklı bileşeni vardır. Birincisi, burada İngilizcelerini yazdım. Çünkü Türkçelerinde hakikaten karışıyor. Trueness, doğruluk, precision, hassasiyet gibi Türkçe terim şeyler var. Karışıklıklar var. Accuracy de precision aynı gibi gözüküyor. Fakat farklı. Trueness, aldığımız sonuçların ortalamasını merkeze ne kadar yakın olduğunu yakın olduğunu gösteriyor. Fakat bunun yanında precision ise aldığımız değerlerin birbirine yakınlığıyla ifade edebiliyoruz. Dört tane farklı durum var burada. Şu anda herkes görebiliyordur. İlk durumda hakikaten bütün sonuçlar dağılmış. Ortalamadan hepsi uzak. Bu hassasiyeti kötü olan bir cihaz demek. Bunun yanında bütün değerler yakın fakat merkez değerden uzak olduğumuz durum vardı. Bunda ise hassasiyetimiz düşük. Çünkü hem tekrarlanabilirliği hem de sapması tekrarlanabilirliği iyi fakat sapması çok yüksek. Öbür tarafta ise bu sefer bütün değerlerimizin ortalaması merkeze çok yakın fakat çok farklı değerler elde etmişiz. Önce örnek veriyorum, bir artı 10 elde ederken diğer taraftan eksi 10 elde etmişiz. Tekrarlanabilirliğimiz kötü. Biz her zaman aradığımız, laboratuvarlarımızda üretimde aradığımız en iyisi, en hassas dediğimiz cihazlarda bütün değerlerimizin sapmasının minimum olduğu durum artı tekrarlanabilirliğinin en az olduğu durum bizim için çok önemlidir. Bu trueness ve precision
Türkçe deyimi doğruluğu ve tekrarlanabilirliği en iyi olan cihaz en hassas cihazdır. Gelelim kalibrasyona ve kalibrasyonla ayar. Arkadaşlar kalibrasyon belirli bir ölçüm koşullarında ölçüm değeriyle ölçüm değişkeninin arasındaki ilişkiyi sağlayan testlere kalibrasyon diyoruz. Ayar ise çok farklı. Cihazımızın ölçüm değerindeki uzaklığının düzeltilmesine ayar diyoruz. Bazı eski cihazlarda da vardı. Kalibrasyon tuşu var. Kalibrasyon tuşuna basaraktan kalibre ediyoruz denirdi. Aslında çok büyük bir hataydı bu. Daha sonra şu anki günümüzde yavaş yavaş bütün ölçü aletlerinde bu kalibrasyon tuşu ortadan kalktı. Ayar tuşu, assessment tuşları olmaya başladı. Hiçbir zaman eski ölçü aletlerindeki gibi kalibrasyon yapmak sapmayı düzeltmek manasında değildir. Sapmayı düzeltmeyi ancak ve ancak ayar ile yapabiliriz. Kalibrasyon ölçülen bir değer hakkında ortak bir anlayış, bir anlam vermektir. Ölçülerin ulusal veya uluslararası standartlarla izlenebilirliğini sağlamak. Ne demektir? Türkiye'de kullandığımız standartlar ile Amerika'ya satacağımız mal için Amerika'daki bir kişinin de ölçtüğü zaman aynı değeri elde edebilmesi lazım. Bunun için de her iki tarafın da kullandığı standartların birbirine uyumlu olması gerekmektedir. Ve kalibrasyon kalite yönetim sistemimizde zorunlu hale gelmiş durumdadır. Kalibrasyon ölçüm cihazının performansını değerlendirme şeklidir. Sadece evet testi yaptık, sertifikamız var. Bu yeterli değildir. Bunun bizim değerlendirmeye ihtiyacımız var. Cihazımızın kullandığımız sisteme uygun olup olmadığının değerlendirilmesidir. Ürünümüzün kalitesini direkt etkileyen bir durumdur kalibrasyon. Ayarlama ise araba lastiğimizde yaptığımız gibi basıncı düşük ise hava vererek onun basıncını uygun hale getirilmesi veya basıncı fazla ise havasını alarak uygun limitler haline getirilmesidir. Terazide yaptığımız ayarlama işlemi ise slaytta gördüğünüz gibi aslında terazi şu içeride bulunan sensör tarafından ölçüm alır. Bunun için bizim günlük hayatta iç ağırlığımız vardır. Bu ağırlığa göre sensörümüzü düzeltmesini yaparız, ayarını yaparız. Bu işlem içerideki kütlenin sensöre tanıtılması olayına ayar diyoruz. Diğer taraftan evet sensörü tanıtıyoruz fakat yeteri seviyede hassasiyete veya sapmayı gideremedik. Hala cihazımız hatalı oluyor. O durumda ise teknik servis tarafından tekrardan cihaz ayarlama işlemi yapılacaktır. Ayarlama işlemini sadece ve sadece teknik servisler yapabilirler. Artı bir anekdot vereyim. İşte en büyük karıştırılan durumlardan bir tanesi bu kalibrasyon. Kalibrasyon yaptım, cihazım artık doğru çalışıyor. Evet, doğru çalışmıyor. Size kalibrasyon sertifikası size sapmayı sını gösterir. Fakat ayarının yaptığından bahsetmez. Terazinin ayarlanması her zaman şu içerideki kütlenin ayarlanmasıyla yapılır. Ve bu ayarlama işlemi sadece yetkili teknik servisleri yapabilir. Eğer dışarıdan bir kütle ile ancak bilgisayar ortamında bağlanarak yapılır. Bunu da artı bir anekdot olarak belirtmek isterim. Kalibrasyonu kimler yapar? Kalibrasyonu fabrikanızdaki yetkili personel de yapabilir. Dışarıdan destek de alabilirsiniz. Bu
personelin veya gelecek teknisyenlerin mutlaka eğitimlerinin olması gerekiyor. Kalibrasyon yapmaya yeterli misiniz? Yeterliliğiniz var mı derken aslında kastedilen cümle yeterlilik burada eğitiminiz var mı? O kalibrasyon için eğitim aldınız mı? İçerideki arkadaşlarımızı da eğitebiliriz. Dışarıdan alacağımız teknik destek içindeki o personelin de eğitimini sorgulamamız gerekiyor. Kalibrasyonlar bir standartlar ve rehber dokümanlar kullanılarak yapılır. Nedir bu? Terazi kalibrasyonu yapılacaksak eğer Euromed CG18 standartı vardı. Şu anda Avrupa Birliği tarafından çıkartılan Euromed'in çıkarttığı bir doküman fakat Güney Amerika'da da kullanılmaya başlandı. Güney Amerika'daki standart birebir neredeyse tercümesi Euromed'in. Asya'da da belli ülkeler Euromed'in bu kaynağını kullanıyor. Amerika'da da kullanan yerler mevcut. Kalibrasyon müşterinin yerinde veya laboratuvarında gerçekleştirilir. Terazi için yerinde yapmak lazım. Kütle için kalibrasyon laboratuvarına gönderilmesi lazım. Çünkü şartları standarta belirtilen o şartları sağlaması gerekmektedir. Bir referans malzeme kullanılması lazımdır. Yani daha önceden kalibrasyonu yapılmış bir ekipman ile kalibrasyon gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yapılan testler sonucunda bir ölçüm belirsizliği çıkar. Ve bu ölçüm belirsizliğiyle kalibrasyon sertifikasında da belirtilir. Şimdi kalibrasyonun tanımı metrolojik sözlüğünde geçen tanımını ben sizlere sunmak istiyorum. Belirli koşullarda ilk aşamada ölçüm standartları tarafından sağlanan büyüklük değeri ve ölçüm belirsizlikleri ile bunlara karşılık gelen gösterge değeri ve ilgili ölçüm belirsizlikleri arasında bir ilişki oluşturuldu. İkinci aşamada ise bu ölçüm bilginin ölçüm sonucunun göstergede elde edilmesinde kullanıldığı işlemler. Evet, hakikaten biraz karışık. Bunu açıklamaya çalışırsak nasıl bir açıklama olur? Öncelikle diyor ki gösterge ile referans arasında bir ilişki oluşturur. Yani referans standartımız var, göstergemiz var. Bunun arasında bir ilişki oluşturur. Bu ilişki sonucunda bir kalibrasyon sertifikası elde ederiz. Kalibrasyon sertifikasında ölçüm belirsizliğimiz mevcuttur. Bu elde edilen değerleri ve ölçüm belirsizliğini ise bizim normal ölçümlerimizde, gündelik ölçümlerimizde kullanmamızı istiyor. Yani evet kalibrasyon yaptım, sertifikayı elde ettim ve bitti. Hayır, bitmedi. Bundan sonraki diğer aşama, beşinci aşama sizlerin yapacağınız işlemler. Yani kalibrasyon sertifikasındaki verileri sizin kendi sisteminize uyarlamanız gerekmektedir. Kalibrasyon sertifikası bitmiyor. Bizim gündelik zamanda kalibrasyon sırasında aldığımız bilgileri kullanmalıyız. Terazi kalibrasyonundan bahsetmek istiyorum. Terazi kalibrasyonu cihazın yani bütün her yerde kalibrasyon cihazın performansı ve davranışları hakkında bilgiler verir. Yapılan testler sonucunda cihaz devamlı aynı değeri bize gösteriyor mu? Diğer bir işte tekrarlanabilirliği iyi mi? Cihazın sapması uygun mu? Ve bunların birleşimi ve yapılan hesaplamalar sonucunda çıkan ölçüm belirsizliğiyle bu ekipman benim sistemimi, benim toleranslarımı karşılıyor mu? Bunu anlayabileceğimiz bir işlemler dizisi. Tartım işlemlerinin tutarlı bir şekilde yüksek kalitede olmasını sağlamak için cihazlarımızı belirli aralıklarda kalibrasyon yaptırmamız lazım. Kalibrasyon tartım işlemlerimizin doğruluğunu arttırır.
en büyük yardımcı kaynaklardandır. Karlılığımızı arttırır. Tolerans dışına çıkmamızı engeller. Kötü ürün üretmemizi engeller. Ya sadece kalibrasyon yaptırdım. Yeterli değil mi? Hayır arkadaşlar. Kalibrasyon aslında ürünümüzün kalitesiyle doğru ilişkili bir sistemler dizisidir. Kalibrasyon sonucunda cihazınızın satması çok yüksekse o zamana kadar ürettiğiniz bütün ürünler hatalı çıkmış olabilir. Bunların engellememiz gerekiyor. Ürünümüzün kalitesiyle çok doğru orantılı bir işlemler dizisi. Evet, işlemler dizisini yaptık. Kalibrasyon sertifikası. Kalibrasyon sertifikası genel hatlarıyla birazdan ayrıntısını da gireceğim. Bizim öncelikle firma bilgilerimizi, ardından cihazımızın bilgileri, hangi şartlarda yapıldığını, hangi prosedüre göre yapıldığını, hangi testleri gerçekleştirdik, kalibrasyonu yapan firma. Ardından ise bize ölçüm belirsizliğini belgelendiren dokümana kalibrasyon sertifikası diyoruz. Standart dedik. Hangi standartlar kullanıyor? Burada örnek 3 tane standart verdim. Terazi kalibrasyon standartı, kütle için kullanılan kalibrasyon, OMR R111 ve hacim kalibrasyonu içinde Euromet CG19 standartı kullanılıyor. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Bunlarla ilgili ayrıntılı soru sormak isteyen arkadaşlar Mettertolyo'ya şu anda yazabilirler. Onlarla ilgili daha sonradan sizlere ben ayrıntılı olarak geri dönüş yaparım. Ve testler dedik. Standartımız var. Standart bize testleri belirtiyor. Hangi testleri yapmamız gerektiğini. Burada terazisi için testleri görmektesiniz. Bu testler yapılıyor ve ardından bir hesaplama yapmamız lazım. Bu hesaplama sonucunda bir belirsizlik ifadesi çıkacak. Bu belirsizlik ifadesi bizim cihazımızın performansını birebir gösterdiği durumdur arkadaşlar. Eğer burada da gözüktüğü gibi standart deviation var. Yani tekrarlanabilirlikten gelenler, köşe yükünden gelenler ve çevre şartlarından gelen etkilerden bu terazinin şu anki koşullardaki durumunu belirtiyor. Ardından da genel olarak baktığımız zaman bütün kalibrasyon sertifikalarında olduğu gibi kullanılan referans değerimiz, bizim cihazımızın gösterge değeri, sapması ve artı ölçüm belirsizliği. Fakat burada bazı durumlar var. Sizlere bunları değinmek istiyorum. Evet, kalibrasyon yaptırdık. İşlem tamam mı? Kalibrasyon verileri sadece cihazın kalibrasyon anındaki performansını gösterir. Eğer cihaz kullanım sırasında çevre şartlarından veya farklı şekillerde bir etkilenmeye sahip bir cihaz ise bu etkileri de sizin bu verilere dahil etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili işlemler veya değerlendirmeler yapmanız lazım. Kalibrasyon sadece belirli noktalardaki değerleri verir. Örnek buraya baktığımız zaman 300 kilogramlık bir terazi biliyorum ki hiçbir müşterimiz sadece 50, 100, 150, 200, 250, 300 kilogramlık ölçümler almıyor. Yeri geldiğinde 120 kilogramda da ölçüm alabiliyor. 205 kilogramda da alabiliyor. O durumdaki performansının nasıl olduğunu sizlerin bulması gerekiyor veya bir işlemler dizisiyle doğruluğunun kanıtlaması gerekiyor. Sadece bu nedenlerden dolayı kalibrasyon sonuçlarının yorumlanması son derece çok önemlidir. Evet, ara değerlerdeki değerler önemli. Yıl içerisinde etkilerden etkilenebiliyorsa eğer çevre veya diğer etkilerden kaynaklanan bunları da dahil ederek değerlendirme yapmanız gerekmektedir.
Siz de burada biraz kalibrasyon sertifikalarını değinmek istiyorum. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikli olarak kalibrasyon sertifikası. Eğer biz akredite bir laboratuvara yaptırıyorsak burada TÜRKAK logosunu görmemiz gerekmektedir arkadaşlar. TÜRKAK logosu bu sertifikanın akredite bir kuruluşa yaptırıldığının bir kanıtıdır. Evet, akredite yaptırıldı fakat her şey dört dörtlük müdür? Hayır, belli eksiklikler de olabilir. Bizlerin bunları mutlaka bu sertifikayı ayrıntılı bir şekilde kontrol etmemiz gerekmektedir. Cihazımızın bilgilerinin olması lazım. Kalibrasyon tarihi ne zaman? Ve bu sertifika ne hangi tarihte onaylandı? Bunları görmemiz gerekiyor. Bu bir kütle kalibrasyon sertifikası. Bir dakika. Cihazımızla ilgili spesifik bilgiler varsa bu bilgiler mutlaka kalibrasyon sertifikasında bildirilmesi gerekiyor. Hangi prosedüre göre gerçekleştirildi? Prosedürü ayrıntılı olarak vermesi gerekiyor. Eğer sizde yapılan bir anlaşması var ise bu anlaşma karşılığında gelecek kalibrasyon tarihi yazılabilir. Ama bütün sorumluluk sizlere aittir arkadaşlar. Gelecek kalibrasyon periyotları sizler tarafından belirlenir. Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu kalibrasyonu hangi şartlarda, hangi çevre şartlarında yaptığını bildirmesi gerekiyor. Ve kullandığı ekipmanlar neler? Hangi ekipmanları kullandı bu kalibrasyonu gerçekleştirirken? Ve ölçüm belirsizliği ile ilgili genel standart bilgilendirmeler. Evet, kalibrasyonu yapmış laboratuvar ve ölçüm sonuçları var. Bu ölçüm sonuçlarına göre bu uygun mudur değil midir? Uygunluk beyanı verebilir veya vermeyebilir laboratuvarlar. Bu yeni 17.025 standartında laboratuvarlara uygunluk beyanı verebilirlik kabiliyeti getirildi. Önceki standartlarda bu yoktu. Fakat bu uygunluk beyanını verirken neye istinaden, hangi şartlara göre uygunluk beyanı verdi, hangi standartta veya hangi dokümanda bunlar yazıyor? Bunları ayrıntılı bir şekilde belirtmesi gerekmektedir. Her firma evet uygundur. Fakat bu uygunluğu neye, hangi standartta, hangi maddesine göre verdi? Bunun ayrıntılı bir şekilde yazması gerekmektedir. Ardından da gerekli bilgilendirmeler mevcut. Bir tane de terazi kalibrasyon sertifikası göstermek istiyorum. Aynı şekilde kalibrasyon tarihi, buradaki cihaz bilgileri sizlerle uyumlu mu? Sizin cihazınıza ait mi? Kimin tarafından yapıldığı, bu da çok önemli. Cihazımızın bilgileri, kalibrasyon periyodu, hangi prosedüre göre gerçekleştirildi? Çevre şartları. Çünkü çevre şartları o ana ait olan bir şartlardır. Daha sonra farklılaşabilir. Kullanılan referanslar. Ardından da testler. Hangi testleri yaptıklarını da teker teker inceleyelim. Tekrarlanabilirlik testi yapılmış. Gösterge hatası testi yapılmış. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. Buradaki sapma her zaman gösterge eksi referans şeklindedir arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Bir dakika. Ve köşe yükü testi. Yani terazinin farklı köşelerdeki durumu hakkında bize bilgi veriyor. Bu aslında bütün her şekilde
cihazımızın bizim performansı hakkında bütün bilgileri sağlamış oluyoruz. En son olarak da bize ölçüm belirsizliği ve hatalarıyla ilgili bir bilgilendirmesi var. Ölçüm belirsizliği olmayan hiçbir sertifika kalibrasyon sertifikası değildir arkadaşlar. Mutlaka ölçüm belirsizliğini isteyelim müşterilerim, kalibrasyon yaptırdığımız yerlerde. Artı iki tane de farklı bir denklem veriyoruz. Bu denklemlerde farklı noktalardaki ölçüm belirsizliklerini ve sapmaları belirten bir denklem. Fakat terazi kalibrasyonunda buradaki ölçüm belirsizliği denkleminden yararlanarak farklı noktalardaki belirsizliği de bulabilirim. Evet bulabilirsiniz. Fakat bu belirsizlik kalibrasyon yapıldığı andaki belirsizliktir. Yıl içerisindeki sıcaklık değişiminden veya kullanıcıdan gelen etkiler dahil değildir. Kalibrasyon sırasındaki durumu değerlendirir. Yıl içerisinde sizin sıcaklığınız burada belirtilen 21 santigrat dereceden 22 santigrat dereceye çıktığında teraziniz etkilenecek ve ölçüm belirsizliğiniz değişecektir. Sizin yapmanız gereken buradaki ölçüm belirsizliğini kullanım sırasındaki ölçüm belirsizliğine getirmeniz gerekmektedir. Bu da Euromet CG 18'de nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak siz kullanıcılara da belirtiyor ve nasıl yapılacağı gösteriliyor. Mettertoledo olarak da büyük ihtimalle önümüzdeki yıldan itibaren bizler de sizlere daha iyi yardımcı olabilmek için özellikle terazi kalibrasyonunda kullanım sırasındaki ölçüm belirsizliğine geçip sizin yıl içerisindeki uygunluk beyanınızı sağlamaya çalışacağız. Onlarla ilgili şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Hakikaten çok uzun bir işlem. Ardından da evet kalibrasyon sertifikasını aldık ve değerlendirme tarafı toleranslara göre uygunluğunun değerlendirmesi işlemi. Bu uygunluk değerlendirmesi her standart için veya her ölçü aleti için farklıdır. Örnek kütle için OMR R111 belirtmiştir. Hangi aralıklarda, hangi limit dahilinde olması gerektiğini. Aynı şekilde otomatik pipetler için ISO 8655 standardı vardır. Bu standartta sapma limitleri belirlenmiştir. Fakat kullandığımız ölçü aletlerinden örnek teraziler için hiçbir standartta bir uygunluk değerlendirmesi mevcut değildir. Çünkü her sektör farklı bir şekilde kullanmakta, her ortam şartı farklıdır. Teraziler ortam şartından çok fazla etkilendiğinden dolayı bunlar için belirli bir limit getirilmemiştir. Biz nasıl değerlendireceğiz? Bu durumda bizim değerlendirme işlemlerimiz performans kriterimiz yani toleransımızı bilmemiz lazım. Toleranslarımıza göre de değerlendirme işlemlerini yapacağız. Bu konu bizim ikinci webinarimizin ana konularından bir tanesi terazideki performans değerlendirilmesi. Ölçüm belirsizliğinin hesabı ardından bu hesabı da normal günlük kullanımımızda toleranslarımıza göre değerlendirme işlemi ikinci webinarimizin bizim konusu. Benim sunumum burada bitiyor. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamamdır. Buyurun. Birkaç soru var. Ben size onları ileteyim öncelikle. Burada sorulamayan sorular varsa daha sonra Özgür Bey'e de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda şimdi paylaşılan notlara eklediğim mail adresine de iletebilirsiniz. Aynı zamanda sertifikalara ulaşabilmeniz için sertifika linkini de bu paylaşılan notlar kısmına ekliyorum hemen. Buradaki linkten sertifikalarınızı talep edebilirsiniz. Bilgileriniz doğru girmeniz, sertifikanızın doğru hazırlanması için çok önemli. Özgür Bey, öncelikle Kübra Hanım'dan gelen birkaç soru var. Onları sorayım size. Buyurun.
İlk soruda 0,001 gram daha hassas mıdır? O soruda o konuda bir açıklama yapmanızı rica edeceğiz. Slide numarası. İlk sorumuz vardı ya, Evet. 0,001. Hangisi daha hassas? Biz burada şu hassasiyeti şunu söylüyoruz. Ben nerede kullanacağım bunu? 0,1 de benim için hassasiyeti yeterli olabilir. 0,001 için de yeterli olabilir. Buradaki örnekte 14. örnekte şey 13. slayttaki şu örnekte tabii ki B veya C diyebilirdik. Her ikisi de yeterliydi. Ama buradaki hassasiyet müşterimize bağlıdır. Müşterimizin toleransına göre değerlendirmek gerekiyor. Tamamdır. Diğer soruya geçiyorum. Kalibre edilmiş referanslar derken tam olarak neden bahsettiğimiz sorulmuş. Sanırım burada referans ağırlığından bahsediliyor, kalibre edilmiş olan. Değil mi sunumumuz? Şimdi geliyorum. Bu kalibrasyon sertifikasında kullanılan ölçü referanslarımız var. Bu referanslarımızın kalibrasyonlu olması gerekmektedir. Her ölçü aletinin kalibrasyonunda kullanılan referans aletlerde bir yerden kalibrasyonu yapılmış olması gerekmektedir. Kalibrasyonlu referans derken bunu kastediyoruz. Tamamdır. Bir de 49. slayttaki sertifikadaki izlenebilirlik değerleri neye göre yazılmıştır? Şunlardan bahsediyor galiba izlenebilirlik değeri derken izlenebilirlikler. Burada A1 setimizin hangi tarihte kalibrasyonun yapıldığı, kalibrasyonunun hangi nerede yapıldığı ve kalibrasyon sertifikasının numarası. Burada bir fark vardır. XP56 dediğimiz cihazın izlenebilirliği yoktur. Çünkü kütle kalibrasyonunda şöyle bir durum vardır. İzlenebilirlik kullandığınız referans set ile yapılır. Sadece buradaki terazi XP56 dediğimiz komparatör terazisi aracılık etmektedir. Kütle kalibrasyonlarında komparatör teraziler zaten komparatör terazilerin kalibrasyonu olamaz. Çünkü çok çok hassas terazilerde bunların kalibrasyonu yapılmaz. Ceren Hanım başka soru var mıdır? Şimdi sertifika ile ilgili önce bir tekrar açıklama yapayım. Genel sohbette şu anda sertifika kodu ve linkini tekrar paylaştı Orhan Bey. Aynı zamanda paylaşılan notlardan da erişebilirsiniz. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Kalibrasyon hangi süreyle yapılmalı? Bir kalibrasyon üzerinden ne kadar süre geçmeli? Bir de her cihaz için farklı bir süresi var mı? Kalibrasyon kullanıcıya bağlıdır. Burada kalibrasyon sürelerini belirlerken şunu dikkat etmemiz lazım. Bir, bizim ölçümlerimizin hassasiyeti nedir? Cihazımızın ölçümümüzdeki kritik noktası nedir? Eğer çok kritik bir ekipman ise bizim analizlerimizde veya üretimimizde bunun periyodunun daha sık olması lazım. Daha sık olması gerekmektedir. Artı yıl içerisinde bu cihazla ilgili bir kaymalar karşılaşıyor muyuz? Nasıl olabilir? Yılda bir kalibrasyon yaptırıyoruz ve her kalibrasyon sonucunda bu cihazın sapması fazla tolerans dışına çıktığı gözleniyor. Bu durumda periyodumuzun küçültülmesi lazım ki daha sık kontrollerimizi yapalım. Tolerans dışına çıkmadığımızı belgelendirelim. Bu şekilde hem kritik noktanın kritik olup olmadığını değerlendirmesi yani risk analizinin yapılması gerekmektedir. Artı bu cihazın drift yani kaymalarının gözlenmesi gerekiyor. Bu iki noktayı ele aldığımız zaman periyotlar belirleniyor. Fakat spesifik her cihaz için terazi için 3 ayda bir yapılması lazım. Kütle için 2 yılda bir yapılması tarzında herhangi bir şey yoktu. Bu kullanıcıların o cihazla
ne kadar önemli olduğuna göre değişmektedir. Diğer soru neydi Ceren Hanım? Tamamdır. Bir de her cihaz için farklı bir süre var mıdır kalibrasyon periyodu olarak? İşte periyot derken o cihazın bizim prosesimizdeki önemine, risk analizine bağlı. Mutlaka periyot belirlemek için mutlaka risk analizi yapmamız gerekmektedir arkadaşlar. Tamamdır. Başka sorumuz yok şimdilik. Özgür Bey, detaylı anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Dilerseniz son slayta gelebilirseniz sizin iletişim bilgilerinizi de tekrardan paylaşalım Ben de çok teşekkür ederim. Bu zor günlerde bizleri dinlediğiniz için. Herkes sağlıklı kalsın. Çok teşekkürler. İyi günler. katılımcılarımızla. Çok